Tayyip Hoca'yı bütün ümmeti Muhammed'in desteklemesi benim kanaatime farz. Nankörlük, vefasızlık bir felakettir. Haramdır, Müslüman yapacağı bir şey değil. O insan bütün gençliğini, çocukluğunu, delikanlılığını İslam'a, Kur'an'a sarf etti. Bahaneleri o kadar münasebetsiz, o kadar densizce ki. Şimdi diyor ki mesela hanımlarla tokalaşıyor, ben ona oy vermem. Bak münasebetsize bak. Ya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yabancı ülkeye gidiyor. Yabancı ülkenin başbakanı elini uzatıyor. Ne yapacak? Elini geri mi çekecek böyle? Peki sen alternatif göster diyoruz. Yok da alternatif yok diyor. O zaman belanı arıyoruz. Laf uzatmaya gerek yok. Ya alternatif göstersinler ya destekleyecekler. Lamıcı mı yok? Adam çeşitli nedenlerden işte başka partilere o veriyor. Bak ben şahsını destekle diyorum. Şahsını destekle. İngilizlerin devletiyle bir çatışma var. Müslümanların lideri konumunda. Müslüman milletin lideri konumunda. Ulu emre itaat ne? Farz. Ne uzatıyorsun? Aç bütün fıkıh kitaplarına bak. Ulu emre itaat farzdır. Namazını kılıyor mu? Kılıyor. Orucunu tutuyor mu? Tutuyor. Zekatını veriyor mu? Veriyor. Hacca gidiyor mu? Gidiyor. Kelime-i şehadet getiriyor mu? Getiriyor. Neyi eksik? Her şey tamam. İslam Kur'an için sabahtan akşama kadar İslam'a hizmet ediyor mu? Ediyor. Ne zorun o zaman ya? Ne istiyorsun ya? Haset ediyoruz. Başka bir dert yok yani. Şimdi başka partiye oy verenlere ben saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum yani normal. MHP'li olur, CHP'li olur. Fakat Tayyip Hoca'nın şahsını desteklenmemesi benim kanaatim haram. İslam aleminin başsız olduğu görülüyor. İşte İslam alemine bütün gücüne yardımcı olmak istiyor. İslam ülkelerde sevgi duyuyorlar, saygı duyuyorlar. Bir nevi işte lider kabul etmişler, anlaşılıyor yani üsluplarında. Sen de destekle. Sen de destekle. Partine ben saygı duyuyorum, bir şey dediğim yok. Ama şahsıyla uğraşma. Aleyhine üslup geliştirme. Konu çıkartma. Haset de etme. Kıskançlık da yapma. O FETÖ'cüleri kıskandı. Diyor biz 40 yıldan beri hizmet ediyoruz. Ya 40 yıldan beri hizmet ediyorsun, ne yapmışsın? İngiliz derin devletinin uşağı olmuşsun. Böyle bir şey de bu konuyu anlamazdan gelmenin bir alemi yok. Hem ayıp, hem günah, hem yazık, hem çok çirkin. Bu muhalefet kafasında olan bazı cemaat mensupları, bazı cemaatler falan nankörlüğün ne demek olduğuna bir baksınlar. Hıyanetin ne demek olduğuna bak. Nankör ve hainler demiyorum, hıyanet ediyorlar demiyorum. Baksınlar sadece. Vefasızlık nedir? Kahpelik nedir? Kalleşlik nedir?